yani hak ediyorlar gerçekten. Orada büyük bir sevgi yumağı var. Futbol sevgisi dediğiniz şey, evlat sevgisi, okul sevgisi, yaşama sevgisi, memleket sevgisi. Yani ne kadar çok seversen insan o kadar iyidir. O yüzden Eskişehir'i çok seviyoruz biz. Sağ olsunlar. Kaç numara? On üçüncü sıradaki golümüz için Necati'nin Adana Spor günlerine geri dönüyoruz. Dedik ya, Necati mesafe, açı tanımadan toplara vurur, goller atar diye. 2003 Mayıs'ında Kocaeli Spor'da deplasmanda oynanan maçta genç golcü kendi standartlarını da aşıyor. Neredeyse sıfırdan çıkarttığı şut önce üst, sonra yan direğe çarpıp sonuçta Necati'nin arzuladığı yere, filelere doğru yol alıyor. Kocaeli Spor'un Süper Lig'e veda mücadelesi bu. 7. dakika, Necati gol attı, dar vuruşu filelere gidiyor 1-0. Gol Necati ile geldi. Necati Ateş konuğumuz ve gollerini izliyoruz. Bu arada programımızın biricik, büyük itici gücü, canımız, orkestramız Blackjack gibi bile bir alkış rica edelim. Sağ olun değerli müzisyenler. Efendim burada da direklerle yine bir savaş ama yine senin istediğin oluyor. İlginç bir gol, iki direği birden çarpıyor. Bunu hatırlayalım önce o günü. Bakın burada arkadaşlarını da görüyorsun, eski arkadaşlarını. Bayağı bilardo dediğimiz. Yani çok güzel bir gol olmuş bu. İnan bunu ben hatırlamıyordum bile. Öyle mi? Ne kadar. İyi ki program var. Gerçekten hatırlamıyordum yani. Zannedersem Kocaeli Spor düşmüştü o sene. Evet. Bizim için biraz daha rahat bir maç olmuş ama gol çok güzel olmuş. Peki Adana günlerinden bahsedelim biraz. Memleketimizin birçok yeri gibi yemeğiyle çok meşhur bir yer. Kilo sorunu yaşadın mı hiç Adana'da kaldığın yıllarda? Ya ben çok seviyorum kebap yemeği. Yani orada, evet. Orada olduğum dönemde zaten burada da bayileri var. Yüzeyler restoranda hep yerdim. Bazen kahvaltıya bile oraya giderdim yani. Aa. Çok seviyorum. Kahvaltıda yani. Kebap yediğin oldu mu? Yok, o kadar değil de işte kahvaltı yapmaya mesela yani oraya giderdim. Oradaki sahipleriyle ilişkim çok iyiydi. Çok da seviyordum orada olmayı. Adana yani benim için çok güzel anılarımın olduğu bir şehir. Çok sıkıntılarla boğuşmuştuk o dönemde. Ama gerçekten orada çok güzel anılarım var. Çok sevildiğime inanıyorum. Hala orada oynayan arkadaşım var, Tuna Üzümcü. Bazen hala söylüyor, abi hala seni konuşurlar. Sizin o takımınızı konuşurlar. Aa, ne güzel. Sizin yaptıklarınızı hala söylerler. Sizden sonra zaten bizim yaptığımız hiçbir şeyi beğenmiyorlar burada. Öyle yani, olur. Yani o zaman tabii çok özel oyuncular vardı orada da. Ali Asım abi olsun, Altan abi olsun, Hayati Köse olsun. Evet. Sonra transferler yaptılar. Mehmet Ali Oyuncu olsun. Gerçekten çok kaliteli bir lig takımıydı. Anadolu takımları arasında. Hocanız kimdi peki, o uzun dönemde hatırlatır mısınız? Hocamıza da selam gönderim, Adana Spor'un olduğunu. Yani Rıdvan Hoca ile ben gitmiştim oraya. Rıdvan Hoca ile çalışmıştım. Rıdvan Dilmen'le. Ha, Rıdvan Dilmen seni tabii, çok seviyor ve çok güzel şeyler tabii, söylüyor her zaman. Ben Altay'da beraber çalışmıştım. Çok mutlu oluyorum ben de duydukça bunu. Çünkü Altay'da çalıştığım dönemde kendisi böyle bir teklif sunmuştu. Onu hiç düşünmeden kabul etmiştim. Benim kariyerimde de bir noktaya gelmemde, İzmir'in dışına çıkmamda. Çünkü daha yeni evlenmiştim, daha 21 yaşındaydım. O dönemden mesela yani bana çok şey katmıştı sağ olsun kendisi. Rıdvan Dilmen'in de kulakları yani, içindesin. Bana her zaman güvenmesi, inanması. Tabii her zaman da çok anılarımızın olması kendisiyle. Bende ayrı bir yeri var. Demek ki yani ben de her zaman takdir edişine şahit olurum seni televizyonlarda. Demek ki yeteneğinin yakinen takipçisi olduğu için ve bilgisi olduğu için bu kadar. Kariyerimde bir anlamı var benim her zaman. Kaç numara?